Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bilemiyorum, bir türlü profesyonel siyasetçi olamadığımız için böyle oluyor herhalde. Milletin vekili sıfatıyla geldiğimiz bu çatı altında milletin yaşamsal sorunlarına karşı sergilenen direnci anlamakta gerçekten çok zorlanıyoruz biz. Dünkü grup önerimizde çözümüne çalışalım dediğimiz tip 1 diyabet hastası çocukların sensör ihtiyacı mesela neden reddedildi? Bugün hala anlamakta güçlük çekiyoruz. Keza şimdiki önergemizin konusu kalıcı yaz saati uygulaması. 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece dünya genelinde kış saati uygulamasına geçildi. Türkiye'de ise iş dünyasına, tıp dünyasına, akademisyenlere, kadınlara, çocuklara, çalışanlara, herkese rağmen dayatmada ısrar edildi. Başkanım. Sayın milletvekilleri, şu anda sohbet eden arkadaşlarımız kulise davet ediyorum. Sayın milletvekilimizi duyamıyoruz. Baştan. Başarılı. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, az önce de söylediğim gibi herhalde profesyonel siyasetçi olmadığımız için biz burada milletin yaşamsal sorunlarına karşı sergilenen direnci anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Dün mesela partimizin grup önerisinde tip 1 diyabet hastası çocukların sensör ihtiyacıyla ilgili çözüme çalışalım dedik. Neden reddedildi hala anlayabilmiş değiliz. Hayretler içerisinde izledik tartışmayı. Keza bugünkü önerge konumuz da aslında öyle. Kalıcı yaz saati uygulaması 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece dünya genelinde kış saati uygulamasına geçildi. Türkiye'de ise iş dünyasına, tıp dünyasına, akademisyenlere, kadınlara, çocuklara, çalışanlara, yani aslında toplumun bütün kesimlerine rağmen dayatmada ısrar ediliyor. Karanlıkta uyanıp uyuduğumuz, karanlıkta çalıştığımız, aslında karanlıkta yaşadığımız bir düzende tasarruf edecekmişiz. Gerekçe bu. Bu eşsiz tasarruf rejimine rağmen her gün daha da derinleşen sefaleti görünce Allah aşkına biz salın bizi demek istiyoruz. Çünkü böyle fantastik tasarruf girişimlerine heves edilmeyen zamanlarda gerçekten biz çok daha iyiydik. Bizi bir salın, biz güneşin müsrifi olmak istiyoruz. Bu hakkımızı kullanmak, hesapsız, kitapsız aydınlanmak istiyoruz. Bu zihni sinir projeye kaynak gösterilen bir İTÜ raporu var, adı var. Ama önergelerimizde gelen cevaplarda verileri var ama kendi yok. Sebebi bilimsel gizlilikmiş. Sanırsınız Galileo, Engizisyon'dan koruyoruz biz bu mucitleri. Oysa diğer tarafta elektrik mühendisi odası yok böyle bir tasarruf diyor. Kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliğini sağlamadığını ifade ediyor. Petrol mühendisleri odası yok böyle bir tasarruf diyor. İTÜ de dahil olmak üzere bu iddia olunan raporun müellifleri dışındaki bütün bilim insanları yok böyle bir tasarruf olamaz diyor. İş dünyası istemiyor, finans dünyası istemiyor. Çünkü bu dayatma Orta Avrupa ile farkı 2, İngiltere ile 3 saate çıkarıyor ve birçok işlemde senkronizasyon sorununa yol açıyor. Çünkü bu dayatma bizi Suudi Arabistan'la aynı saat dilimine sıkıştırıyor. Ama bizim Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fas gibi ülkelerle ihracatımızın toplamı tek başına Almanya kadar etmiyor. Psikologlar uyarıyor, biyolojik saatimize uygun değil diyorlar. Motivasyonu yok ediyor, konsantrasyon sorununa, dikkat eksikliğine yol açıyor. Depresyonu, intiharları tetikliyor. Kısaca ruh sağlığını bozuyor. Adeta bir mutsuzluk salgını virüsü görevi görüyor. Doktorlar uyarıyor, D vitamini alımını engelliyor, kanser riskini arttırıyor. Çalışanlar isyan ediyor. Karanlıkta yürümenin taciz, tecavüz, şiddeti meşrulaştırmakta bile kullanılabildiği bir kötülük işgali altındayız nicedir. Dolayısıyla kadınlar işe giderken korkuyor, işten gelirken korkuyor. Korkuta korkuta mı el çektirilmek isteniyorlar istihdamdan? Biz de merak ediyoruz bu durumda aslında. Aileler kaygılı, çocuklar zaten feryat figan halde okula gidiyorlar.
Devlet okullarında ağırlıklı ikili eğitim verilen bir ülkeyiz biz. Taşımalı eğitim veren bir ülkeyiz. Akademik başarıya, sağlığa olumsuz etkileri bir yana, aynı zamanda çok ciddi güvenlik riski oluşturuyor bu durum. Hem sokakta hem de öğrenci servisleri, motorlu araç kazalarında. Hukukçular tepkili, bir Danıştay kararı var aslında bununla ilgili, biliyorsunuz. Bu kadar isyana, itiraza rağmen neden bu ısrar? Bir aydınlık korkusu mu var? Bu karanlık aşkını neyle açıklayabiliriz? Biz gerçekten merak ediyoruz. Aslında kendimizden siyaseten bir güneş fobisi olduğunu biliyoruz ama tıbbi olarak da gerçekten böyle bir fobi mi var? Bir heliofobi mi var bu kararı alanlarda? Merak ediyoruz ama varsa da onun çözümü de konuşmak aslında. Gelin bir komisyon kuralım, konuşalım, araştıralım. Son 8 yılda, yani bu uygulama başladığından beri servis kazalarında belirgin bir artış olmuş mu? Kanser vakalarında olmuş mu? D vitamini eksikliğine bağlı hastalıklarda olmuş mu? Suç oranlarında olmuş mu? Bakanlığın açıklamalarındaki verileri biliyorum, onlar değil. Ama hedeflenen tasarrufkar neyse eğer, hedeflenene ulaşılmış mı? Velev ki ulaşılmış, bu toplum sağlığına verilen zararı karşılıyor mu? Bunları bir konuşalım. Diyor ki Ahmet Hamdi Tanpınar, saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı insandır. Bu iş ruhen de bedenen de insana uymuyor. İnsanın ayarını bozuyor. Dolayısıyla biz uzun vadede çözümün aslında saatleri ayarlama enstitüsünü değiştirmekten geçtiğini biliyoruz. Ama o kadar vaktimiz yok. Çünkü bu arada kısa vadede millet de bizden hem ruh hem de beden sağlıklarını korunmasını sağlayacak bir çözüm bekliyor. Dolayısıyla biz araştırmaya desteğinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Saadet Partisi grubu adına Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, buyurun sen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kaç kez oldu? Yaz saat, kış saat uygulaması sürekli gündemi meşgul ediyor. İktidar bütün sorunların böyle konuşulmasını, gündemi meşgul etmesini, bazı şeyleri örtbas etmesini ama böylece de sonuca ulaşmadan da devamını istiyor. Malum olduğu üzere kamuoyunda pek çok platformda yaz ve kış saat uygulaması tartışılıyor. Faydalı yönleri var, zararlı yönleri var. Burada esasen sorunun özü şu, artık sokaklar güvensiz. Eskiden biz ilkokula tek başına gider gelirdik. Şimdi kapının önündeki servise kimse çocuğunu güvenemiyor. Her an her şey başına gelebilir diye. Bu açıdan da ikinci olarak da çalışma saatleri artık çok uzun. Sanayide 12 saat, 14 saat insanlar çalışıyor. Sabah gece yarılarından ta geç saatlere kadar çalışıyor insanlar. Şehirlerde trafik yoğun, keşmekeş. Artık yaşanabilecek bir durum her geçen gün biraz daha azalıyor. Böyle bir durumda insanlar kriz içerisinde, kredi kartı borcu var, işsiz, her gün işten atılma korkusu yaşıyor. Bütün bu problemlerle hayattan bezmiş olan insanın da doğal olarak işe giriş saati de, geliş saati de önemli. Burada belki enerji tasarrufu gibi bir cümleler sarf ediliyor, bu mümkün olabilir. Ama mesele şu, madem defalarca bu konu kamuoyunun gündemine geldi, insanlar bunu tartışır, gelin inattan vazgeçin. Bir defa da acaba bu iddialar doğru mu diye araştıralım. Bir komisyon kurulsun, incelesin, faydalarını, zararlarını ortaya koysun. Eğer faydalı değilse vazgeçilsin, faydalıysa devam etsin. Ama mesele herhangi bir konu vuzuha kavuşsun, neticelensin, aydınlansın, bilsin. Ama biliyoruz ki sadece gündem değiştirmek için işler geliyor. Bakın, bu hafta bazı belediyelere kayyum atandı. Herkes farklı yaklaşıyor. Ben de size şunu ifade edeyim. Bu kayyumların atanmasının zamanlaması çok manidar. Çünkü Türkiye'den İsrail'e
patlayıcı taşıyan geminin limana yanaştığı görüldü, anlaşıldı. Bütün halk infial içerisindeydi. Bunu bir örtbas etmeniz gerekiyordu. Ama kuvvetli bir tahrikle gündemi meşgul etmek için muhtemelen zamanlama kayyum atamasının zamanlaması bu İsrail'e suç ortaklığını örtbas etmek üzere öyle bir zamanda geldi. Bu açıdan da meselelere ülkede milletimizin menfaati düşünülerek yaklaşılmalı. Partimizi bu tehlikelerden bertaraf edelim. Partimiz zarar görmesin de millet ne hali varsa görsün. Anlayışından artık vazgeçelim. Burada aylardan beri yasama döneminin başından geçen dönemde de dahil yüzlerce konu aziz milletimizin menfaatine huzurunuza getirildi. Hepsini reddettiniz. Çünkü robotik bir sistem. İktidar ne söylerse evet denecek. Muhalefet ne söylerse yok denecek. Böyle bir anlayış içerisinde. Evet, bu önerge doğrudur, yanlıştır. Gündeme getirilmelidir. Araştırılmalıdır. Artık bir daha ortadan kaldırılmalı, milletimizi meşgul etmekten vazgeçilmelidir. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, buyurun sana. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok önemli bir önerge üzerine söz aldım. Kalıcı yaz saati uygulamasıyla halkımıza dayatılan bu karanlık sabahları her gün hepimiz yaşıyoruz ve hepimiz şikayetçiyiz. 2016'dan bu yana sabahın zifiri karanlığında uyanmak zorunda kalan çocuklarımız, işlerine gitmek için mücadele eden vatandaşlarımız, hatta ihracat yapan firmalarımız bu uygulamanın bedelini ödüyor. Hep yaptığınız gibi zaten bedeli her zaman halka ödetiyorsunuz. O yıllarda Bakan Berat Albayrak'ın ısrarıyla başlayan bu sistem 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla kalıcı hale getirildi. Şimdi Avrupa'nın büyük kısmıyla kışın 2 saat zaman farkına sahibiz. Şimdiki Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da kalıcı yaz saati uygulamasında ısrar ediyor ve 2016'dan 2024'e kadar 10 milyar kilowatt saat enerji tasarrufu sağladığını iddia ediyor. Ancak bu rakamın doğruluğu teyide muhtaç. Çünkü bilim sizin söylediğiniz gibi söylemiyor. Elektrik Mühendisleri Odası ve bilim insanları bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılmayan belirsiz dayanaklarla desteklenen bu iddiaların bilimsel temele oturmadığını defalarca dile getirdiler. Bakınız, Elektrik Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre kalıcı yaz saati uygulaması başladığında, yani Kasım 2016'da elektrik tüketimi bir önceki yıla göre %6,5 oranında arttı ve bu o döneme kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artışa rağmen bakanlık iddia edilen tasarrufu nasıl açıklayabiliyor? En önemlisi de karanlık ve güvensiz sabahlarda evlatlarımızın, kadınların çektiği sıkıntı. Kağıt üzerinde tasarruf rakamlarıyla açıklanamaz. Sayın Bakan, sabahın karanlığında anne sabah olmadı ki biraz daha uyuyabilir miyim diyen çocuklarımızın sesini duyuyor mu? Bu uygulama sadece enerjide verimsiz değil, aynı zamanda halkımızın ruh sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde de ciddi baskı yapıyor. Avrupa'nın büyük kısmında yaz-kış saati varken biz neden bunu uygulamıyoruz? Değerli milletvekilleri, kalıcı yaz saati uygulaması halk sağlığımızı da derinden etkiliyor. Sabahın karanlığında evden çıkan çocuklarımız ve emekçilerimiz gün boyu kapalı alanlarda çalışıyor ya da eğitim görüyor. Akşam işten veya okuldan çıktıklarında ise yine karanlıkla karşılaşıyorlar. Yeterli miktarda gün ışığından faydalanamıyorlar. D vitamini eksikliği gibi ciddi sağlık sorunlarıyla yetersiz gün ışığı alımı sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruh sağlığı üzerinde de ağır etkiler yaratıyor. Milletimiz karanlığa hapsedilerek sağlığı tehlikeye atılıyor. Bu uygulama
halkımıza yalnızca enerji değil, aynı zamanda sağlık açısından da büyük yük getirmektedir. Halkımızın karanlığa mahkum edilmesine son verilmeli, bu inattan artık dönülmelidir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak önergeye olumlu oy vereceğimizi beyan ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Eskişehir Milletvekili Sayın Fatih Dönmez. Buyurun Sayın Dönmez. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde yaz saati uygulamasına, günün 24 saate bölünmesine dair kanunun bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının her yıl ve yıl boyu sürdürülmesi yönünde 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla geçilmişti. Ülkemizde saatlerin değiştirilmeden sürekli yaz saati diliminde kalınması ile gün ışığından azami derecede faydalanmak hedeflenmiştir. Dünyada saat değişikliklerini uygulayan ülkeler olduğu gibi uygulamayan ve yıllar içerisinde bu ikili saat uygulamasından vazgeçen birçok ülkede bulunmaktadır. Yaz-kış saat uygulamasından vazgeçip sabit saat uygulamasına geçen ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Pakistan, Libya, Çin, Cezayir, Peru, Arjantin, Orta Asya ülkeleri, Avustralya, Orta ve Güney Amerika kıtasında yer alan bazı ülkelerde yine sabit saat uygulaması devam ettirmektedir. Saat değişikliğini hiç uygulamayan ülkeler de var bu arada. Venezuela, Tayland, Arap Yarımadası, Orta Afrika kıtasının bir bölümü, Güney Amerika'nın bazı ülkeleri ve bazı uzak doğu ülkeleri de sabit saat uygulamasına devam etmektedir. Bunun yanı sıra ikili, yani yaz ve kış saat uygulaması yapan ülkeler de var. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Meksika, Şili, Mısır gibi ülkelerde yaz-kış saati uygulamasına devam etmektedir. Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yıllarda 2018 yılında parlamentoda 2018'e taksim 332 sayılı direktif değişikliği teklifiyle sabit saat uygulamasına geçilmesini önermiş. Fakat pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi gelişmelerden dolayı henüz uygulamaya alamamıştır. Komisyon 2018 yılında, burada dikkatinizi çekmek istiyorum, Avrupa genelinde tam 4,6 milyon kişiyle yaptığı anket çalışmalarında katılımcıların %84'ü sabit saat uygulamasına geçilmesinin taraftarı olduğunu belirtmişlerdir. Uygulamalarda ülkelerin mümkün olduğunca en doğusundan geçen meridyen saatini tercih ettikleri görülmektedir. Bu itibarla ülkemize en uygun saat diliminin belirlenmesinde ülkemizin coğrafi konumu, kentleşme oranı ve gün ışığından daha fazla yararlanılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Enerji Bakanlığımızın ve İTÜ arasında imzalanan bir protokolle ülkemizde uygulanan yaz ve kış saat uygulamaları etkilerinin bilimsel olarak incelenmesi yapılmış ve rapora bağlanmıştır. Bilimsel araştırma sonuçları ülkemizin jeopolitik konumu, ülkemiz batısındaki sanayileşme, kentleşme, enerji yoğunluğu ile doğusu ve batısı arasındaki 1 saat 16 dakika dikkate alındığında uygulanmakta olan saat diliminin sürekli Greenwich Mean Time artı 3'te kalmasının elde edilecek enerji verimliliği kazanımları ile psikolojik, sosyolojik etkilerini yaratacağı olumsuzlukların da azaltılmasına neden olacağı gösterilmektedir. Değerli milletvekilleri, iklim değişikliği gibi önem taşıyan süreçler de dikkate alındığında kış ve yaz saat uygulamasından dolayı ilave elektrik tüketim değerlerinin karbon üretim karşılıkları düşünüldüğünde aslında ekonomik zararın daha yüksek olacağı aşikardır. Ekim 2016'dan günümüze 11 milyar kilowatt saat bir enerji tasarrufu sağlanmıştır. Tasarrufun parasal karşılığı 19,7 milyar liradır. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığımız illere gönderilen genelgelerde il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatılarak okullardaki ders saatleri planlanırken gün doğumu ve batımı
Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 6-11-2024 Çarşamba günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iç tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Ali Mahir Başarır Mersin Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri: Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve arkadaşları tarafından deprem riski taşıyan bölgelerde araştırma yapılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 17-10-2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan 835 sıra nolu meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 6-11-2024 çarşamba günlü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol, buyurun sayın. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilleri, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Araştırma önergemizin içeriğine girmeden önce kendi ilimin bir milletvekilinin başarısıyla ilgili buradan bahsetmek isterim. Erol Keleş hocam burada mı? AK Parti milletvekilimiz. Genel kurulda yok herhalde. Bizim muhteşem bir milletvekilimiz var. Erol Keleş, AK Parti birinci sıra milletvekili. İlimizin milletvekili de o, ilimizin valisi de o, ilimizin belediye başkanı da o, ilimizin kolordu komutanı da o, ilimizin karayolları bölge müdürü de o, devlet su işleri bölge müdürü de o, kanalizasyon müdürü de o, ilimizin müftüsü de o. Kendisine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani Elazığ'da böyle bir milletvekili olmasaydı ne emekliler maaş alabilirdi ne de kamu görevleri memurlar maaş alabilirdi. Yani memurların maaşı bile bu milletvekilimizin sayesinde geliyor. Bu kadar başarılı bir milletvekilimiz var. Ayrıca AK Parti'den diğer milletvekillerinden burada olan kimse var mı bilmiyorum ama Semih Bey Cumhurbaşkanı ile Kırgızistan'daymış. Biz de milletvekili diye ortalıkta geziyoruz orada. Yani bütün parlamentoya önerim, gelin Elazığ'ı gezin görün de Erol Keleş denilen bir milletvekilinin toplum üzerinde yarattığı etkiyi, oradaki saygınlığını, kamu hizmetleri nasıl doğru kullandığını, toplum karşısındaki itibarının ne olduğunu görün. Önce bunu bir ifade edeyim. Sonra depremle ilgili araştırma önergesinin içeriğiyle ilgili düşüncelerimi sizinle paylaşayım. Sayın milletvekillerim, biz 2020 yılında Elazığ'da bir deprem yaşadık. Belki de bu deprem Elazığ için 2023 depreminde yaşanacak olumsuzlukları engellemek adına bir şans oldu. Bizde topu topu 3 tane bina yıkıldı 2020 depreminde. Bu depremden sonra TOKİ inanılmaz şekilde bölgeye konutlar yaptı, yatırımlar getirdi ve o konutların hızlı bir şekilde yapılmış olması 2023 Maraş merkezli depremde Elazığ'da can ve mal kaybını engelledi. Ama şöyle bir durum var şu anda. 2023 depreminde, Maraş merkezli depreminde Malatya'ya can suyu olan Elazığ'dır. Elazığ depreme hazır bir kent haline dönüştü. 2023 depreminde yıkıntı olmadığı için, binalar çökmediği için, yıkılmadığı için ve can kaybı olmadığı için gerçekten Malatya milletvekilimiz Vela Baba da burada. Gerçekten Elazığ halkıyla, kamu kuruluşlarıyla, bürokrasiyle Malatya için, sayın milletvekilim siz de iyi bilirsiniz, Elazığ'a can suyu oldu. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi bilim adamları sürekli televizyon programlarında açıklıyorlar ve yorumluyorlar. Diyorlar ki bölgede fay hatlarında hareketlilik var. Yeni fay hatları var. Özellikle Tunceli, Bingöl fay hattı hareketli olabilir ve bu deprem 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Bu depremlerden kaynaklı bölge risk altında. Burada Elazığ eğer depreme tam anlamıyla hazır hale getirilirse ki büyük bir oranda getirilmiş durumda. Çünkü bizim avantajlarımız var. Mesela Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün, Kamu Kuruluşları'nın Bölge Müdürlüğü'nün Elazığ'da olması, kamu yatırımlarının Elazığ'a gelmesinde dönem dönem ayrıcalık tanınmış. Bizim mesela yollarımız, çevre bağlantı yollarımız, illerle olan yollarımız duble yol ve ulaşım sorunu yok. Karayolu ağımız son derece sağlıklı ve duble yolu. Demiryolu ağımızda bir sorun yok. Devlet Demiryolları'nın ağı var. Ulaşılabilir, kolay. Artı havaalanımızın iki pisti var. Havaalanında ulaşımın sıkıntısı ve sorunu yok. Artı Keban Barajı'ndan dolayı Elazığ yarımada. Yani deniz yolunu da kullanarak aslında olası bir depreme
karadan, havadan ve sudan, denizden, her yerden müdahale etme şansım var. Biz bu tedbiri alır, Elazığ'ı depreme dirençli bir haline getirir, oranın bürokratik yapılanmasını, depreme yönelik altyapıyı doğru oluşturursak, olası komşu illerimizde olacak bir depremde Elazığ pilot il olur. Yani hem lojistik sevkiyatı ile ilgili, hem depreme müdahale edecek teknik ekiplerin sevkiyatı ile ilgili Elazığ bu bölgede önem taşıyan bir il haline geldi. Bizim önerimiz şu: Elazığ'ın depreme dayanıklı kent haline getirilecek eksikliklerin giderildikten sonra lojistik merkezi haline getirilmesi. Yani Kızılay orada çadır üretimi yapılacaksa Elazığ'da yapsın. Konteyner üretimi yapılacaksa Elazığ'da yapılsın. AFAD Bölge Müdürlüğü kurulmalı. AFAD Bölge Müdürlüğü personel sayısı yeterli haline getirilmeli. Olası bir deprem sürecinde anlık müdahale edebilmeli. Bu hem şehrin ekonomisini canlandıracak, hem de şehre yeni değer katacak, hem de olası sınır illerimizde olacak depremlerde anında müdahale etme şansımız olacak. Bu anlamda ben bütün meclisin bunu Çevre Bakanlığı'nın bütçesinde de gündeme getireceğim. Ama bu konu Sayın Başkanım sizin de bilginize ve parlamentomuzun bilgisine de sunmak isterim. Elazığ gerçekten her anlamda deprem eksikliklerimizi giderirsek biz o bölgede yaşanacak bir depreme yönelik anlık müdahale edebilecek her türlü fiziki koşulları sağlayabilirsek o bölgede yaşayan insanlarımız için de bir şans olur. Ayrıca eğer o bölgelere anlık müdahale edemezsek Elazığ, Tunceli'den ve Bingöl'den düzensiz göç alacak. 2023 depreminde yaşadık. Malatya depreminden sonra Elazığ'a günübirlik gelen giden ve geçici mesken tutanların sayısı 80 bin. Yani ilin nüfusu, altyapısı da onu kaldırmıyor. Onun için yerinde çözüm, yerinde sorunların giderilmesine yönelik Elazığ ile ilgili talebimiz Elazığ Lojistik Merkezi olsun, Elazığ'da AFAD Bölge Müdürlüğü kurulsun diyorum. Hepinize saygılar sunarım. Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin depreme hazırlıkla ilgili vermiş olduğu bir grup önerisi var. Bununla ilgili grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Deprem konusunu İstanbul milletvekili olarak ben çok önemsiyorum. Bu mecliste dile getirdiğim ilk konu İstanbul depremine hazırlık konusuydu. Tabii ki deprem konusu Türkiye'nin en önemli gerçeklerinden birisi. Tabii deprem konusu önümüzdeki geçtiğimiz yıllarda çok büyük bir yaramız var. Kahramanmaraş, Hatay depremleriyle Türkiye'de büyük bir yara yaşadık. Tabii bu konuyu konuşurken siyaset üstü olarak konuyu ele almak önemli. Bıçağın iki ucunun da keskin olduğunu hatırlatmak önemli. Hem nalına hem de mıhına dokunmak önemli. Neyi kastediyorum? Burada hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin önemli sorumlulukları var. Konuya bu açıdan bakmakta fayda görüyorum. Öncelikle geçtiğimiz... Sayın Başkan. Buyurun, buyurun. Evet. Sayın milletvekilleri Hatip konuşmasını yapamıyor. Buyurun. Evet, geçtiğimiz dönemde Kahramanmaraş depremini yaşadık. Deprem bölgesinin sorunlarını burada konuşuyoruz. Ben de deprem bölgesinin bir evladı olarak ara ara deprem bölgesine ziyaretler yapıyorum. Önemli eksiklikler var. Konutla ilgili, konut sorunu ile ilgili önemli eksiklikler var. Elbette ki yapılan şeyler değerlidir. Bunlardan dolayı iktidarı tebrik ediyoruz. Ama önemli eksiklikleri de burada gündeme getirmeye çalışıyoruz. Benim, bakın değerli milletvekilleri, burada önemli olan husus şudur. Kader diye niteleyen arkadaşlarımız oldu bu konuyu. Bu konu kader değildir. TOKİ binaları yıkılmayınca bununla övünüyoruz. İşte kader budur. Biz üzerimize düşen önlemleri almak zorundayız. Ondan sonrasını kadere bırakmak zorundayız. Bizim olaya bakış açımız bu. Bir de şöyle bir konu var. Bakın, ben bunu bu kürsüden ifade ettim. Bir kere daha ifade edeyim. Yani konunun özüne dokunma açısından. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yılda 20 kere Kahramanmaraş'a gitmiştir. Hatay'a gitmiştir. Bakın,
20 yılda 20 kere Maraş'a gittiğinde Maraşlı kardeşlerimizi, dostlarımızın gönlünü hoş edecek sözler söyleyeceğine, Edeler, Sütçü İmam'ın torunları gibi böyle gönlü hoş gelecek sözler söyleyeceğine, bir kere Kahramanmaraş'ın belediye başkanını sahneye çıkarıp vatandaşın önünde bir kere hesap sorsaydı, söyle bakalım Maraş depremine hazırlıkla ilgili ne yaptın diye bir kere hesap sorsaydı, emin olun Maraş'ın kaderi de bütün illerimizin kaderi de farklı olurdu. Bu konuda dert edilmemesini, bu konuda hazırlık yapılmamasını eleştirmek istiyorum. Bunun yanında gelelim İstanbul'a. İstanbul Milletvekili olarak İstanbul depremine hazırlıkla ilgili çok sık gündem yapmaya çalıştım burada. Bakın İstanbul depreme hazır değildir. Bu anlamda merkezi yönetiminde eksikleri vardır ama yerel yönetimler, İstanbul'u yöneten belediye başkanının da eksikliği vardır. Ekrem İmamoğlu 2019'da seçilirken 100 bin konut vaat etmişti. Geldiğimiz noktada 6 yıl geçti. Arkadaşlar bırakın 100 bin konutu, İstanbul'da 10 bin konut bile yapılmadı. Bakın bununla biz İstanbul'u depreme hazırlayamayız. İstanbul'da, bakın İstanbul'da siyaset üstü bir konu olarak bu konuyu ele almak zorundayız. Merkezi yönetim, yerel yönetimler birlikte bu sorunu koordine etmek zorundayız. İstanbul'u depreme hazır hale getirmek zorundayız. Biz şuna inanıyoruz. İstanbul Türkiye'nin lokomotifidir. İstanbul yıkılırsa Türkiye yıkılır gerçeğini de aklımızdan çıkarmayalım diyorum. İstanbul'u yönetenlere de, Türkiye'yi yönetenlere de, İstanbul depremi konusunda da, Türkiye'nin birçok yerindeki deprem konusunda da sorumluluklarını bir kere daha hatırlatıyor. Bu komisyona da İYİ Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Burak Akburak. Buyurun Sayın Akburak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerine söz almış bulunuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, hepimiz biliyoruz 6 Şubat'ta çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Ben o dönem partimin afet koordinasyonu merkezi başkanıydım. AFAD'la beraber çok güzel birlikte çalışma yaparak bölgeye 720 yardım tırı gönderdik. Sayın Turan Çömez'in önderliğinde İskenderun'da bir hastane açtık, Sahra Hastanesi açtık. Ufak operasyonlar bile yapıldı o hastanede. Ve elimizden geldiğince yaraları sarmaya çalıştık. Fakat tabii ki bu yeterli olmadı. Şu anda hala bölgede binlerce insanımız konteynerlerde yaşıyor ve kalıcı konuta haiz değiller. Allah muhafaza, bu depremin biraz daha şiddetlisi İstanbul'da yaşanırsa, bu sadece İstanbul'un veya Marmara bölgesinin değil, Türkiye'yi çok derinden etkileyecek bir durum söz konusu olabilir. Fakat biz bu 6 Şubat depreminden ders aldık mı? Maalesef almadık. Sadece başımıza yeni yeni 5 şiddetli depremler geldiği zaman sosyal medyamız üzerinden o bölgedeki insanların acısını paylaşarak durumu idare ettik. Şu anda İstanbul'da büyük bir sıkıntı var. Maalesef konut stoğunun 3/2'si 2000 öncesine ait. Toplam 6.8 milyon bu konutun 1/3'ü de sorunlu. 1/3'ü de sorunlu konutlar. Dolayısıyla acil bir şekilde bunların kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Fakat maalesef İstanbul'da kentsel dönüşüme giren konutların çoğu İstanbul'un en lüks semtleri. Bağdat Caddesi gibi, Beşiktaş gibi. Ve bu konuyla ilgili ne yerel yönetimler ne de merkezi yönetim bir ortak çözümde bir araya gelemediler. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu mevcut imar yapısı sebebiyle evlerinin yıkılması durumunda mevcut metrekareye kavuşamayacakları için evlerinin yıkılmasını istemiyorlar ve buna direniyorlar. Eğer bu şekilde devam ederse de maalesef İstanbul'daki bu sorunu çözme şansımız yok. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyorum, Sayın Bakanımıza sesleniyorum, Çevre Şehircilik Bakanımıza, lütfen acil bir şekilde ivedilikle bir araya gelin. Bu sorunu ortadan kaldıralım. İmar sorununu ortadan kaldıralım. Birlikte el ele vererek İstanbul'un bu önemli sorununu çözelim. İstanbul'da herhangi bir deprem olursa bu sadece ev kaybına yol açmayacak. İstanbul bir merkez sistem, ekonominin olduğu yer, lokomotifi, fabrikalar var, bankaların merkezleri var ve birçok kuruluş burada. Sadece finansal sıkıntıyı başarırız. Hayır. İstanbul'da maalesef sığınmacılar var. Yaklaşık 3 milyon, belki daha fazla sığınmacı İstanbul'da yaşıyor.
Bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. İstanbul'da olası bir depremde büyük bir toplumsal kargaşa olabilir. Ben tüm paydaşları, buradaki vatandaşlarımıza destek vermek, İstanbul'un sorununu çözmek için bir araya gelmesi için tekrar çağrıda bulunuyorum. Ve olası bir depremi önlemek için de gerekli çalışmaları yapılmasını istiyorum. Lafla değil, icraatla vatandaşın yanında olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İstanbul